İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağı tüter. Nice yumuşak söylese, sözü tavaşa benzer. Aşkı var, gönlü yanar, yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış, sak katı kışa benzer. Ol sultan kapısında, hazreti tapısında. Aşıkların yıldızı, erdem çavuşa benzer. Geç Yunus endişeden, gerekse bu pişeden. Ele aşk gerek, evvel ondan dervişe benzer. XIII. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöküş döneminde Haçlı seferleri ve Moğol istilasıyla kıtlık, salgın, iç çekişmeler gibi olumsuz koşullar o dönem Anadolu halkını oldukça yıpratmıştır. İnsanların birbirinin canını aldığı, acımasız savaşların olduğu zamanlarda halkın bu kötü gidişatı durdurabilmek için kalbi insan sevgisiyle dolu, herkes tarafından sevilen, sayılan, güven veren aydın insanlara ihtiyacı vardı. Bu kişilerin en başındaysa Tapduk Emre'nin de müridi olan Yunus Emre bulunmaktadır. Çekim ekibimiz elindeki bilgi ve belgelere dayanarak çalışmalarını Karaman'da sürdürmeye karar verir. Konuyla ilgili önemli çalışmaları olan araştırmacı yazar ve eğitimci Yusuf Yıldırım'la temasa geçerek çalışmaları onun mihmandarlığında devam ettirirler. Yunus Emre kendisinden sonra düşüncelerini miras olarak bıraktı. Fakat kendi tarihi kişiliği üzerine bir örtü çekmiş gibi bu dünyadan ayrıldı. Bu çekilmiş olan örtüyü kaldırıyoruz Yunus Emre'nin üzerinden. Bu dünyada bıraktığı bilimsel doğru ve birincil kaynaklara baktığımız zaman Yunus Emre'nin Karaman'la ilişkisi çok yüksek. İşte gördüğünüz gibi şu an burada camisi var, türbesi var, zikirhanesi var. Karaman'da divanı var. Yunus Emre Divanı, Karaman Nüshası bugün en eski Yunus Emre divanlarından birisidir. Ömerli Tübarkan'ın 1941 yılında yayınladığı bir makalede Yunus Emre'nin Horasan'dan geldiği ortaya çıktı. Yunus Emre'nin dedelerinin Horasan'dan Anadolu'ya geldiğini, Anadolu'da da Karaman'a gelip burada bir tekke köy kurduklarını söyler. Bu yayınladığı belge 1518 tarihli meşhur Konya Tapu Tahri Defteri'dir. Yunus Emre, Türk Edebiyatı'nda hayatı hakkında en çok araştırma yapılan tarihi şahsiyetlerden biridir. Onun kimliği, kişiliği, felsefesi, eserleri her daim merak uyandırmış ve hakkında pek çok şey yazılıp çizilmiştir. Hayatını menkıbeler üzerinden kurmaya karşı olan yazar, araştırmacı, edebiyatçı ve halk bilimcilerin dayandığı en önemli kaynak, Osmanlı arşivi vesikalarıyla Yunus Emre hakkında bilgi veren diğer telifli eserlerdir. Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana, ne akilem ne divane, gel gör beni, aşk neyledi? Geh eserim yeller gibi, geh tozarım yollar gibi, geh akarım seller gibi, gel gör beni, aşk neyledi? Yunus Emre'nin birinden iki eseri var. Biri Risale-i Tünnusiye adlı bir bestesi,
bir diğeri de divane. Bu eserin Türkiye'nin muhtelif yerlerinde kopyaları var, nüshaları var. Karaman bunlardan bir tanesi. Şimdi Karaman'ın Yunus Emre ile olan bağlantısını gerçekten güçlendiren bir detaydır bu, ayrıntıdır. Çünkü Yunus Emre divanının nüshası Karaman'da adıyla anılan camide yıllarca muhafaza edilmiş ve okunmuş. Bu nüshanın diline baktığımız zaman da tarihi metinlerde bulunan kelimelerden günümüz ağızlarında insanların kullandığı kelimeleri de ilişkilendirerek bazı belirlemeler, işaretlemeler yapabiliyoruz. O nüshadaki kelimelerin bugünkü kullanımlarına baktığımız zaman bu coğrafya öne çıkıyor. Bugün Yunus Emre resmi olarak kullanılan, yani Yunus Emre'nin bir portresi var. Bu da 1961 yılında Karaman'da çizilmiştir. Karaman'da görev yapan, o zamanki ismiyle Kız Enstitüsü, şimdiki Kız Meslek Lisesi'nde görev yapan Ayhan Pilton tarafından çizilmiştir. PTT'nin açtığı bir yarışmaya katılmış. Kendisi uzun süre bir araştırma yapmış Yunus Emre hakkında. Kütüphaneden kaynaklara ulaşmaya çalışmış. Ve Yunus Emre'nin türbesini ziyaret etmiş ve içinden gelen bir ilhamla Yunus Emre'nin bugün kullandığımız resmini çizmiştir. Yani Evliya Çelebi buraya gelmiş, bunu görmüş, Osmanlı buraya gelmiş, her şeyle kaydetmiş Osmanlı. Evliya Çelebi'nin geldiği yerlerde çok önemli bir alışkanlığı veya adeti var. O da geldiği yerlerde mutlaka bir binaya kendi notunu bırakıyor. Şimdi notu size okuyorum. Seyyahi alem evliya, ruhi için Fatiha. Sene şurada çok belli değil ama 1082 notu var. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Karaman'ı ziyaret ettiğini ve bu şehirde Yunus Emre'nin mezarını gördüğünü şu sözlerle dile getirmiştir. Keresteci Baba Camii'nde Yunus Emre Hazretleri Merkadi, Türkçe tasavvufane, ebyatu, eşarı, ilahiyatı, meşhuru afaktır. Osmanlı şehirlerini karış karış gezen ve bu yerlerin kendine has özelliklerini eserine taşıyan Evliya Çelebi'nin Yunus'un yaşadığı yer ve mezarının bulunduğu yerle ilgili yazdıkları önemli bir belgedir. Evet, buldum burası. Yunus Emre'nin hayatı araştırılırken başvurulan kaynaklar öncelikle menkıbeler olmuştur. Özellikle edebiyat tarihçileri Yunus'un öyküsünü tarihi kaynaklardan ziyade menkıbelere dayandırmaktadırlar. Bu konuda Banarlı menkıbelerden birini şöyle anlatır. Yunus'un olgunlaşması, erenler yolunda pişmesi için sahradan sahraya gezip dolaşmasını tavsiye eder Tapduk Emre. Bunun üzerine Yunus uzun yıllar dünyayı gezer. Tekrar dergaha döner ve anabacıyı bulur. Ona hocasının ahvalini ve kendisini unutup unutmadığını sorar. Rahatsızlık verdim, bağışlayın. Şeyhin huzuruna varmak isterim ama yüzüne bakmaya yüzümde yoktur. Öyle deme Yunus Efendi. Efendi az önce namaz için abdest tazelemeye çıktı. Dönüşte kapının eşiğine yatarsın. Zaten gözleri de görmez oldu. Eğer sana değende kim bu beyi sorar ise Yunus dersin. Bizim Yunus mu derse bil ki seni affetmiştir, bağışlamıştır. Kimdir bu? Yunus. Bizim Yunus mu? Yunus Emre'nin hangi kökenden geldiği, nereli olduğu, mezarının nerede bulunduğu, yalnız araştırmacıları değil, onun hayatına ilgi duyan, tasavvufla ilgilenen pek çok kesimi merakta bırakmıştır. Bu konuda çok farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerin bir kısmı belgelere, bir kısmı ise kulaktan kulağa aktarılan yorumlara dayanmaktadır.
Şimdi Yunus Emre Camii'nin bir özelliği var, öne çıkmayan. Arkada böyle kapalı kutu gibi haziresi var. Ve o haziredeki en eski mezar taşı 1382 tarihli. Ama tarihsiz Yunus Emre dönemine ait mezar taşları var. 1948'deki Yunus Emre tamiratında mezar taşının birini almışlar, pencerenin üst kenarına düz yatırmışlar. Orada Hicri 784 tarihli bir mezar taşı var. Miladi karşılığı 1382'ye geliyor. Bu taş çok önemli. Neden önemli? Çünkü Yunus Emre Camii'nde 1382 tarihli bir mezar taşından bahsediyoruz. Yunus Emre Camii'nde. Ne anlama geliyor? Yunus Emre 1320 yılında ölmüş. Şöyle düşündüğümüzde eğer o mezar taşının sahibi de Yunus Emre gibi 80 yıl yaşadıysa Yunus Emre'nin dönemiyle çakışıyor. 20 yıllık bir çakışmaz var. Yani onun gençlik ve çocukluk dönemiyle Yunus Emre'nin yaş dönemi birbiriyle aynı. Yani bu kadar Yunus Emre'ye yakın tarihli bir kaynak. Kaldı ki biz bu mezar taşından daha eski olduğunu söylediğimiz orada tarihsiz mezar taşları da var. Yunus'un memleketi ve mezarının bulunduğu yerle ilgili tartışmalar önce Fuat Köprülü ile gündeme gelmiş, Burhan Ümit Toprak ve Abdülbaki Gölpınarlı ile hız kazanmıştır. Ulaşılan her belge tartışmaları sonlandırmadığı gibi meseleyi daha da karmaşık hale getirmiştir. Birinci mezar Yunus Emre'nin, ikincisi mürşidi Tapduk Emre'nin sandukası. Şu üçüncü sandukası ise oğlu İsmail'in, dördüncüsü ise kızının olduğu söyleniyor. Şimdi türbe mimari olarak bize birçok bilgi veriyor. Öncelikle şu düzgün kesme taştan yapılan yer caminin muhtemelen 16. yüzyıl sonlarındaki tamiratındaki taşlar. Fakat diğer tarafta parçalı bolos taşları ise dikkat edin çok gözenekli ve çok yumuşak. Bunlar Karamanoğullar döneminden caminin ilk yapılışından gelen taşlar olduğu belli oluyor. Akarsulayın çağların, dertli ciğerin dağların, şeyhim anıban ağların, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslığına erdir beni, çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Yunus Emre'nin hayatını Osmanlı kaynaklarına dayanarak araştırmaya çalışan İbrahim Hakkı Konyalı'nın yayınladığı belgelerde oldukça dikkat çekicidir. Karaman Eyaleti vakıflarını kaydeden 1476 ve 1500 yıllarına ait defterlerle 1518 yılına ait bir tapu defterinde Yunus'un ailesi, mezarı ve yaşadığı yer hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu arşiv belgelerinde İsmail Hacı Tekkesi'nin çeşitli vergilerden muaf tutulduğu, bu hususta Karaman Valisi İbrahim Bey'in talimat verdiği yazılıdır. Bu belgelerde bulunanlar Ömer Lütfi Barkan ve Kamil Kepecioğlu'nun araştırmalarıyla aynı bilgileri içermektedir. İbrahim Hakkı Konyalı'nın 1813, 1872 ve 1915 tarihli Konya Sarnamelerinde bulduğu bilgilere göre de Yunus Emre'nin zaviye ve mezarı Karaman'dadır. Hazreti Yunus'un Karamanlı olduğu ile ilgili daha önce çalışma yapanlar burada Yunus Emre'nin atasının da metfun olduğunu söylerler. Yani hemen Karaman'a 20 kilometre yok mesafede Yeşildere adındaki yerleşimin yakınlarında önemli bir tekke var. İsmail Hacı Tekkesi'nin içinde meydanlık bölümündeyiz. Burada da İsmail Hacı Tekkesi'nin bu geniş odası meydanlık olarak düzenlenmiş durumda. Bu Yeşildere köylüleri burayı zaten biliyordu. Arşi köreni ya da İsmail Hacı Tekkesi olaraktan bizzat İsmail Hacı adıyla söylüyorlardı. Ömer Lütfi Barkan'ın Ulusal'da yayınladığı makalede çok ilginç bir ayrıntı vardı. Bu ayrıntı da Yunus Emre de bu İsmail Hacı cemaati içindendir şeklinde bir ibare geçiyordu. Bu ibare hani Ege'de ve Eskişehir'de bir yerde olduğuyla ilgili bilgiler vardı. Fakat devlet arşivinden resmi belgeler bunu söyleyince tartışmaların daha farklı Karaman'a yönelmesine vesile oldu. Sadece bir tekke değil, aynı zamanda
bir külliye halinde. Yani orada tekkenin yanında aşevini, efendim su kuyularını, çeşmelerini, mezarlığını, hanelerini, efendim türbesini de bulabildiğimiz bir külliye halinde Hazreti Yunus'un atasının Karaman'da metfun olduğu anlaşılıyor. Horasan'dan geldiği zaman Yunus Emre'nin atalarını ve Yunus Emre'nin yerleştiği bir vakit burada yurt edindiği yer burası. Gördüğünüz gibi mezarlık var burada ve mezarlık tam ortasında İsmail Hacı'nın türbesi var. Şimdi burada özellikle bahsedeceğimiz yer merdivenli kuyu var. Çok ilginç. Burası. Merdivenli kuyunun inceliği şu. Kışın su neredeyse merdiven ağzına kadar dolduğu için burada yaşayanlar suyu merdiven ağzından alıyor. Daha sonra yaza doğru veya yazın su yavaş yavaş basamak basamak çekiliyor. Şu an tam merdivenli kuyunun dip noktasındayız. Şu an su tamamen bitmiş. Sadece belli bir serinlik var. Osmanlı'nın erken dönem vesikaları dediğimiz vesikalarında yani Yavuz Sultan Selim dönemi de dahil olmak üzere il yazıcı Tahrir Emini'nin tuttuğu defterlerde vakıf tahriri kayıtlarında İsmail Hacı Tekkesi'nin kaydının bulunduğunu görüyoruz. Karaman'ı Osmanlı aldığında diyor ki Karamanoğullar döneminden gelen bir Yunus Emre vakfiyesi var. Ben bu vakfiyeyi tanıyorum. Aynı vakfiyeyi de ben de onaylıyorum şeklinde bir kayıttır bu 1584'te. Ben yürürüm ilden ile, şeyh sorarım dilden ile, gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun oluban, ol yari düşte görür. Uyanıp melül olurum, gel gör bir aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim, dost elinden avareyim, gel gör beni aşk neyledi. Menkıbeler ve resmi belgeler Yunus Emre'nin Orta Anadolu şehirlerinden biri olan Karaman ve civarında yaşadığını göstermektedir. Merkezi Konya olan bu havzanın o dönemde bilim, sanat ve kültür merkezi olduğu resmi kayıtlar tarafından da desteklenmektedir. Yunus Emre ile Mevlana'nın aynı dönemde aynı havzada yaşamış olmaları onların yollarının kesiştiği anlamına da gelebilir mi? Maderi Mevlana yani Mevlana'nın validesi Mümine Hatun Aktekke'de bugün yatıyor. Kardeşiyle birlikte Hazreti Mevlana'nın annesi burada. Özellikle Hazreti Yunus'un divanlarında bazı nüshalarda Hazreti Mevlana ile karşılaştığına dair ifadelerle karşılaşıyoruz. Yunus'un Hazret çok söylemiş ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm dese yeterdir şeklinde anlatılan o menkıbe de aslında buna işaret ediyor. Yunus'un, Hazreti Yunus'un divanı farklı şehirlerde çıktığı için o şehirlerin isimleriyle anılıyor. Bazıları 14. yüzyılda çoğaltılmış, istinsa edilmiş. Bazıları daha erken ve daha geç dönemlerde. Bazılarında ise bu beyitlere rastlanmıyor. Onun için bu konuyla ilgili çalışanlar Hazreti Yunus'la Hazreti Mevlana'nın görüştüğü konusunda mütereddit davranırlar. Tereddütlü hareket ederler. Bazı kaynaklarda mevcut iken bazı kaynaklarda olmayışını görüşmedikleri yönünde yorumlayanlar olduğu gibi görüştükleri yönünde de ifadede bulunanlar mevcut. Nişabur'a gelince Nişabur, Horasan bölgesindeki kültürel medeniyet açısından en ileri şehirlerden birisi. Bilimin, astrolojinin, astronominin en büyüklerinden birisi. Ömer Hayyam aynı şekilde büyük şair ve tasavvuf ehli Feridun Attar gibi daha onlarca büyük alimler Nişabur'dan çıktı. Nişabur böyle bir yer. Dolayısıyla Nişabur'dan örneğin bir Hacı Bektaş Veli'nin çıkması tesadüf değil.
Bunu neden Yunus Emre ile bağdaştırıyorum? Çünkü Yunus Emre de biliyorsunuz Horasan kökenli birisidir, bir köylüdür aslında. Fakat Horasan medeniyetini anlamamız için de önemli bir veridir Yunus Emre. Çünkü herhangi bir köylü, yani sıradan bir köylünün nasıl büyük bir alime dönüşebildiğini, o içindeki ruh zenginliğini anlayabilmemiz için ve bunu da Horasan'la bağdaştırarak Horasan'daki o binlerce yıl içerisinde oluşmuş medeniyeti anlamamız için de bir veri olarak kullanabiliriz. Yunus Emre bölgede kıtlık nedeniyle Hacı Bektaş Veli dergahına gelir. Bir çuval buğday istemektedir. Kıtlıktan kırılmaktadırlar o dönemde, fakat dergah zengindir. Orada dergahta kendisine Hacı Bektaş Veli'nin şu sorusunu iletirler. Derler ki, sen bizden bir hikmet mi istiyorsun, yoksa bizden bir çuval un mu istiyorsun? O da bir köylü kafasıyla der ki, ya bana ne hikmetten, siz bana bir çuval buğday verin, benim köyde çoluğum çocuğum aç, ekmek bekliyor. Onlar da verirler sırtına buğdayı, unu ve yola koyulur. Bir süre gittikten sonra Yunus Emre bu sorunun arkasındaki gizemi anlar. Ve geri döner. Der ki, tamam ben vazgeçtim arkadaş, alın buğdayınızı, siz bana bir hikmet verin. Fakat tabii bu kabul edilmez, çünkü tercihini daha önce yaptığı için. Ve 40 gün Hacı Bektaş Veli'nin kapısında yatar ki Hacı Bektaş kendisini affetsin. Fakat Hacı Bektaş Veli aslında orada ona daha önemli bir tavsiyede bulunur ve Yunus Emre'nin olmasına, yani Yunus Emre olarak oluşmasına da en büyük katkıyı sağlamış olur. Der ki, siz söyleyin o Yunus'a, bizim Yunus'a söyleyin, Tapduk Emre'nin yanına gitsin, hikmet orada. Bir köylü, yani bir buğdayla hikmet arasındaki ayrımı yapamayan bir köylü, Tapduk Emre'nin dergahında nasıl pişmiş? Onu görüyoruz. 40 yıl boyunca bir dergaha düz odun getirmek, sadece fiziki olarak odun anlamına gelmez, odun getirmek anlamına gelmez. Burada aslında başka bir pişme yönteminden söz ediyoruz. O zaman bu felsefenin nasıl ve nerede oluştuğu üzerine de kafa yormamız gerekir. Yunus hem kendi evrimleşmesini hem de insanın evrimleşmesini şöyle özetliyor. Uzun yıllar Tapduk Emre'nin dergahında kalıyor ya, kul olduk Tapduk Emre'nin kapısına, hamdık, piştik elhamdülillah diyor. Bu aslında evrimleşmesini anlatıyor Yunus'un. Oraya çiğ olarak varıyor, orada olgunlaştığını anlatıyor. İnsan özetliyor aslında bu ya. Ey diyor ki aslım ağaç, koyun girişi birkaç. Gel işretin dinle geç, aklı koma beleşte. Ey diyorlar bana haram, ben oğluk değilim. Çünkü aslım mısmıldır, ne varmış kirişte? Ağaç deri derildi, kiriş ile oldu. Aşık denizine daldı, bahane yok bu işte. Kirişçilik, koyun bağırsağından çalgı teli yapmak ya da yay teli yapmak anlamdadır. Yunus Emre şiirinde önce ey kopuzula çeşte aslın nedir söyleyiver işte derken, kopuzla çeşte, yani saz, iki sazı, sözü onlara bırakıyor. Siz söyleyin aslınız nedir şeklinde bir soru soruyor. Onlar da diyor ki aslım ağaç, koyun kirişi birkaç. Yani benim aslım bir ağaçtan yapılmıştır ve koyun kirişi birkaç telle koyun kirişidir şeklinde devam ediyor. İlerisinde, şiirin ilerisinde bana uğurluk dediler, haram dediler şeklinde anlam olarak devam eden bir beyit vardır. Burada Yunus Emre çok tepkilidir.
ve devamında çok güzel bir cevap verir. Ne varmış Kiriş'te? Aslım mısmıldır şeklinde bir ifade kullanır. Buradaki mısmıl kelimesi tertemiz anlamındadır. Bu bir şiirsel söyleyişten çok bir mesleki savunmadır. Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini. Bu cihan cehennemini, sekiz uçmağı ede bir söz. Yürü, yürü yolun ile, gafil olma bilin ile. Key sakın ki dilin ile, canına dal ede bir söz. Yunus imdi söz yatından, söyle gözü gayetinden. Key sakın o şeyh katından, seni ırağ ede bir söz. Şimdi Yunus Emre ile ilgili en büyük tartışma konulardan birisi de mesleği. Yani belki televizyonlarda veya yaygın olarak Yunus Emre'nin çiftçi köylü olduğuyla ilgili menkıbelerden gelen bir bilgi var. Bir de bir kaynakta da Yunus Emre müftü gösterilir. Ama hem arşiv belgelerinde hem Yunus Emre'nin bir şiirinde Yunus Emre'nin mesleği kesinlikle kirişçiliktir. Yani Yunus Emre kendisi ben kirişçiyim diyor. Bahse konu olan kiriş koyun bağırsağından yapılıyor. Koyun bağırsağı temizleniyor. Yağlarından, kirlerinden arındırıldıktan sonra yarılıyor boydan boya, diliniyor ve uzun tezgahlara geriliyor. Gerilerekten ve burularaktan kurutuluyor. Yaylarımızın kirişlerini meydana getiriliyor. Döneminde bu işi en güzel yaptığından dolayı da kendilerine ayanlar tarafından kirişçilik mesleğini icra ettiğinden dolayı, en güzel icra ettiğinden dolayı daha doğrusu baba unvanı vermişler. Ve daha sonra kirişçi baba olarak mesleğine devam etmiştir. Biz bunu nereden görüyoruz? Biz bunu açılan evraklardan, açılan kayıtlardan, kirişçi baba zaviyesinden, tekkesinden görüyoruz. Yunus Emre, kiriş yerinde zaten Mevlana'dan bahseder. Nasıl bahseder? Mevlana sohbetinde sazla işret oldu diye bir dize geçer. Yani burada kiriş şiiri içerisindeki bu Mevlana'ya atıfta bulunması zaten Yunus Emre'nin kendisinin kiriş yolda artık Mevlana'ya kiriş sattığını gösteriyor. Bunun haricinde Karaman'da Yunus Emre Camii'nin bulunduğu mahalle kirişçi mahallesi. Karamanoğlu döneminde burası kirişçi tekkesi. Kirişçi Yunus Emre, kirişçi baba Yunus Emre tekkesi adlarıyla anılıyor. Halk arasında da zaten Yunus Emre'nin adı kirişçi baba. Kirişçi baba. Kirişçilik Karaman'da 20. yüzyıl başına kadar gelmiş. Onu söyleyebiliriz. Ayrıca kirişçilikle bağlantılı olarak bir de dericilik, tabakçılık var. Yunus Emre Camii'nin kıble tarafı da zaten tabakhane olarak geçer. Yunus Emre deyince hemen Karaman aklımıza gelir. İşte bir pınardan şırıl şırıl su akıyor. İşte çınar, işte Yunus Emre'nin bir dörtlüğü. Yunus Emre'nin bir ayağının da Eskişehir'de olduğu yazıyor. Herhalde Eskişehir'e de Yunus Emre belgeseli çekilirken yolunuz herhalde Eskişehir'e de düşecektir. Evet Nihat Hocam haklısınız. 2 yıldır süren çekimlerde tabii Karaman araştırmalarımız ve çekimlerimiz bitti. Ama tabii ki Eskişehir ayağında da birçok belgeler var. Eskişehir Sarıköy, Miyalıçık Sarıköy'de de çekimler yapılacak tabii ki. İçerisinde bulunduğumuz bu mekan Selçuklu Devleti döneminde yaşamış olan ve o dönemdeki ismi Sarıköy olan Yunus Emre Hazretleri'nin evi, dergahı ve ilk kabrinin bulunduğu mahaldir burası. İfade ettiğim gibi bu gördüğümüz alan Yunus Emre Hazretleri'nin miladi 1240 yılında doğduğu ve 1320 yılında da vefat ettiği Sarıköy'de olan dergahı, tekkesi ve evidir. 1921 yılına kadar burası üzeri kapalı bir mekan ve kapısında da bir türbedarı vardır. 1947'ye kadar bu mekan
hiç dokunulmadan kalıyor. 28 Haziran 1947'de Halim Baki Kunter Bey 6 tane devlet görevlisi, 4 tane de Sarıköy'den gençlerden müteşekkil 10 kişilik bir heyetle Hazret'in buradaki orijinal ilk kabrini açarlar. 6 Mayıs 1949'da Hazret'in ilk kabrinden alınan naaşı sandıkasıyla beraber bu ikinci kabrine nakledilir. 1949'dan 1970'e kadar nakledilmiş olan bu ikinci kabrinden meftun kalır. 1970'de şu alandan itibaren gördüğümüz karşı tamamı külliye sistemi oluşturulur. Orası bittikten sonra 24 Mayıs 1970'de de devletimiz Hazreti buradan sandıkasıyla beraber alırlar ve hemen karşımızdaki üçüncü kabre naklederler. Evet, 24 Mayıs 1970'de de devletimiz Hazret'e bir devlet töreniyle ikinci kabrinden sandıkasıyla beraber alınır ve buraya defnedilir. Yunus'u anlamak için Yunuslaşmak lazımdır. Yunus'un felsefesini anlamak için dedim ya Yunuslaşmak lazım. Ve Yunus'un Yunus gibi hayatımızı güzelleştirmemiz lazımdır. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz sözünü felsefesinin ana başına koyun. Veya ilim okuduk ötürü yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Nasıl Yunus geldi cihana. İlahi aşk ateşiyle yandı ve yaktı geçti. Yunus istişare kavramına da dikkati çeken bir kişi. Kendisinin gelin tanış olalım, işi kolay kılalım şeklinde herkesin bildiği bir manzumesi vardır. Bu manzumenin aslında ilgili bölümünde birçok nüshada bu ifade gelin tanşuk edelim şeklinde geçer. Tanşuk etmek, danışmak, fikir alışverişinde bulunmak demektir. Yani istişare etmek demektir. Ve ısrarla Yunus Emre bazı şiirlerinde de bunu yapar. Her işte istişare edilmesi gerektiğini, istişareyle, görüş alışverişiyle yapılan işlerin kolay olacağını ve usulüne göre gerçekleşeceğini ifade eder. Yunus'un üzerinde durduğu kavramlardan biri de işleri usulüne, yoluna, yordamına göre yapmaktır. Zaman zaman bazı mısralarında buna şahit oluyoruz. Usulüyle, yoluna, yordamına göre yapılan işin mutlaka olumlu neticeleneceğini Yunus Emre ifade eder. Horasan erenleri dediğimiz insanlar Horasan'dan bir düşünce ile, bir anlayış ile, bir felsefe ile, bir dünyayı yorumlama üslubu tarzı ile geldiler. Yani onların heybelerinde oradaki medeniyetin ne diyelim birikimleri vardı. Yunus her şeyden önce bir gönül eridir. Hayat felsefesi gönül kırmak değil de gönül yapmaktır. Hep gönüllere hitap eder şiirleri. İyiliğe, doğruluğa, güzelliğe. Çiçekleri bile ne incitmekten kendini alıkoyar. Çiçeklerde çok şey bulur. Sarı çiçeği söyler. Niyeyse böyle, halbuysa bir yön sarısı da var, kırmızısı da var. Orta Asya'da o dönem için çok önemli iki konu var. Bir tanesi insanı merkez alan bir düşünce sistemi. Bunu zaten yönetimlerinde de görüyoruz. Yani o bölgedeki hakimiyet ilişkilerine baktığımız zaman, siyasi hakimiyet ilişkilerine baktığımız zaman orada da bunu görüyoruz. İnsan merkezlidir. Yunus Emre çok yönlü, çok cepheli bir şahsiyet. Dil yönüyle, edebiyat yönüyle, tarih yönüyle, değerler eğitim yönüyle, din ve tasavvuf yönüyle değerlendirebileceğimiz gibi gerek şiirlerinde, gerekse hayat hikayesinde felsefi noktadan değerlendirebileceğimiz özellikler de barındırmakta.
Yunus'un bir özelliği de yaşadığı dönemde Arapça, Farsça kendini çok iyi baskın hissettirmeye başlıyor. Türkçenin dışında, Türkçe'ye alternatifmiş gibi bir baskı unsuru olarak her tarafta Arapça, Farsça konuşmayı revaçta görmeye başlıyor o günün bilim adamları. Fakat Arapça, Farsça'nın tersini, bütün şiirlerini akıcı, anlaşılır Türkçe ile okuyor, yazıyor, yazdırıyor. O nedenle felsefesinin temeli Türkçe'ye dayanır. Herkesin anlayacağı bir dil, toplumun anlayacağı bir dile çok büyük emeği geçmiştir. Felsefi açıdan düşündüğümüz zaman Yunus'un şiirlerinde ve dünya anlayışında, dünya görüşünde insanı merkeze aldığını, insanla ilgili her türlü kavramı, meseleyi öncelikli olarak değerlendirdiğini, bunların altını çizdiğini, ısrarla vurguladığını söylemek mümkün. İkincisi ise birlik felsefesi. Eğer biz birlik felsefesini anlar isek, aslında Yunus'u, Hacı Bektaş Veli'yi, Sarı Saltık'ı, Ahmet Yesevi'yi, Orta Asya'nın diğer ne diyelim düşünürlerini, alimlerini de anlayabiliriz. Birlik felsefesi nedir? Yani dünyanın, eşyaların, varlığın ve bizim insanların her şeyin bir olduğu, birden ortaya çıktığı, yani birin parçaları olduğu, birden türetildiği fikridir. Tabii Yunus Emre'yi bu kavramlarla da sınırlandırmak da doğru değil. Hakikaten çok farklı yönü, çok farklı cephesi olan bir şahsiyet. Biz bunu şiirlerinde, gerek Risale-i Nusi adlı mesnevisinde, gerekse ilahilerine müteşekkil olan divanında gözlemleyebiliyoruz. Yunus Emre'nin insanlara aşkı öğrettiğini söyleyebiliriz. Yunus Emre'nin bilme kavramı üzerinde çok durduğunu, bilgi kavramı üzerinde çok durduğunu söyleyebiliriz. Hatta bilmeyi öğrettiğini söyleyebiliriz. Bilmenin nereden başlaması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini ifade edebiliriz. Bununla birlikte her işi yoluna göre, usulüne göre yapmayı öğrettiğini söyleyebiliriz. Bu çerçevede düşündüğümüz zaman Yunus Emre'nin aynı zamanda bir eğitimci, bir öğretmen ya da bir muallim yönü olduğunu da düşünebiliriz. İşte bütün bunlar Yunus Emre'nin felsefesini, hayata bakışını, duygu ve düşünce dünyasını şekillendiren unsurlar. Gerek şiirlerinde, gerekse hayat hikayesinde bunların izini görmek mümkün. Yunus Emre pek mala mülke de meyleden biri değil. Hep şiirleriyle, anlatılarıyla 700 küsur yıl öncesinden başladığı bu mala mülke insanların tamah etmemesi gerektiğini sözleriyle, şiirleriyle o kadar vurgulamış ki. Ama bu toplumda yine de malsız mülksüz olmayacak gibi bütün mala kendine ait bir dünya yaratma çabasını vazgeçmemiştir. İnsanlık hep böyle. Şimdi Yunus Emre çok mal mülk sevdalısı biri de değildir. Nasıl olsa toprak geçicidir. Bu dünyada birçok uygarlıklar gelmiş geçmiş. Etiler, Hititler, Frigler, Lidyalılar nereye gitti baktığımızda yok. Bugün Anadolu'da binlerce yıllar öncesinden yaşamış uygarlıkları mezar taşlarıyla, lahitleriyle, onların varlıklarını geçtikleri yollarıyla anıyoruz, farkına varıyoruz. Ama bizim bugün için üzerinde yaşadığımız toprağı bizim diyoruz ama yarın nerenin olacağı da belli değil. Yunus Emre'nin şu dörtlükleri bunu çok iyi vurguluyor. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? O da yalan, bu da yalan. Gel şu dünyada biraz da sen oyalan. Galiba hepimiz oyalanmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Yunus'un bu dizesinden sonra yazar şöyle der. Yani o kazma, kürek, saban, at, araba, öküz, inek gibi çağının üretim araçlarında bireysel mülkiyeti tanıyor. Ama iş toprağa geldi mi onun bütün insanlığın mülkü sayıyor. Toprak bütün insanlığın diyor demek. Resmi kaynaklar ve belgeler Yunus Emre'nin sadece gezgin bir derviş değil,
aynı zamanda varlıklı ve hayırsever bir kişi olduğunu anlatır. Yine bu belgelere göre Yunus Emre, sosyal yardımlaşmaya ve dayanışmaya çok önem veren bir insandır. Yaşadığı bölgede tekke ve zaviyeler inşa ederek gönüllerde taht kurmuş, kirişhane, değirmen ve su kanalları yapmış ve aynı zamanda yaptıklarını yeniden düzenleyerek daha da geliştirmiş bir mimardır. Yunus'un değerlendirmemiz gereken yönlerinden biri de ahilik yönüdür. Malumunuz Anadolu'ya Horasan'dan gelen Erenler o dönemde Anadolu'nun imar ve iskanına büyük katkıda bulunmuşlardır. 1200'lü yılların başından itibaren, belki bu tarih biraz daha geriye götürülebilir, belli bir dönem Anadolu Horasan Erenlerinin gelip yerleştiği, yerleştikleri bölgeleri imar ve iskan ettiği, yerleştikleri bölgelerin imarıyla meşgul oldukları bir dönemdir. Yunus'un böyle bir yönünün olduğunu değerlendiriyoruz. Yunus'un bazı şiirlerinde kendisinin mesleğiyle, yani meşgul olduğu işlerle ilgili bir takım bilgilerle karşılaşabiliyoruz. O dönemde ahilerin öncelikli olarak ilgilendiği konulardan birisi, bulundukları yerleri imar etmenin yanında insanların ihtiyacına cevap veren değirmencilik, kirişçilik, debbalık gibi işlerle, faaliyetlerle meşgul olmalarıdır. Az önce saydığımız mesleklerin, meşguliyetlerin her biri insanlar için son derece önemli olan meşguliyetlerdir ve her devirde, özellikle o dönemde insanların ihtiyaç duyduğu temel alanlardan biridir. Bizim Yeşildere'nin şu anda buradan 8-10 kilometre batımızda baraj yapılan yer var. Denizcik Mahallemiz. Yeşildere'nin Denizcik Mahallesi'nin olduğu yere hemen 1-2 kilometre yukarısında da Kirişçi var. Daha yakın zamanda Yeşildere Barajı yapılacak, o Kirişçi dediğimiz yeri devlet istimlak etti, baraj altında kaldı. O baraj altında kalan Kirişçi mevkiinde Yunus Emre'nin dedesine ait değirmen var. Dünyada su değirmeni, rüzgar değirmeni gibi makineleşmenin bu bölgede başladığını biliyoruz. Elimizde bununla ilgili veriler var. Buna benzer işte ekmeğin üretilmiş olması. Çünkü ekmek hani şundan dolayı çok önemli. Yabani bir bitkinin evcilleştirilmesi, daha sonra kurutulması, daha sonra öğütülmesi, daha sonra bulamaç haline getirilmesi ve en sonunda pişirilip yenilmesi gerçekten büyük bir, düşünsel anlamda da büyük bir evrim gerektiren bir konudur. Bunları hep beraber düşündüğümüz zaman Tapduk Emre'nin kim olduğunu, Hacı Bektaş Veli'nin kim olduğunu, Yunus Emre'nin tabii ki bugünkü konumuz olarak kim olduğunu daha doğru, daha derinlikli ve daha kapsamlı anlayabiliriz diye düşünüyorum. Keleci bilen kişinin yüzünü aede bir söz, sözü pişirip diyenin işini saade bir söz. Gelecilerin pişirgil yaramazını şişirgil, sözün us ile düşürgil demegil çağda bir söz. Gel ahi ey şehriyarı, sözümüzü dinle bari, Hazaran gevher dinarı, kara toprağı ede bir söz. Yunus'un şiirlerinde öne çıkan hususlardan biri de ümittir. Ümit var olmaktır. Şartlar ne olursa olsun insanın geleceğe umutla bakması gerektiğini tavsiye eder, telkin eder. Karaman'da yaşamlarını sürdüren Duru ailesi, kendilerinin Yunus Emre soyundan geldiğini ifade etmektedirler. Köklerini 650 yıllık kaydı bulunan Yunus Emre Tekkesi şeyhlerine dayandırmaktadırlar. Yunus Emre Tekkesi şeyhlerinin 400 yıllık soy silsilesinin izleri yine arşiv belgeleri üzerinden takip edilebilmektedir. Yunus Emre Tekke şeyhlerinden geliyor. Şeyhlik babadan oğula geçtiği için
Yani bir şey öldüğünde mutlak onun oğlu onun o yerine geçiyor. Oğlu yoksa akrabası geçer en yakın. Dolayısıyla Yunus Emre tekkesinde başka birisi rastgele tesadüfe oraya gelemez. Yunus Emre tekkesinde Yunus Emre'den itibaren oraya Yunus Emre'nin çocukları gelmiştir. En sonunda dururlar. Babam Yunus Emre Karaman'ın olduğuna dair belgelere ulaştı. Değerli hocam Yusuf Yıldırım'la beraber incelemelere başladılar. Secere 1600'lü yıllara kadar indi. Babamın dedesi Yunus tekkesinin şu şığı Sunullah Efendi. Yani babam Yunus Emre hakkındaki bilgileri çok ince eleyip sık dokurdu. Kesin olmadığı hiçbir şeyi ortaya atmazdı. Yani belgelerle Yunus Emre'nin Karaman'da olduğunu ve bizim soyumuzun Yunus Emre'ye dayandığını kesin bir dille ifade etti. Efendim ben Karaman'da Kürtçi Mahallesi'nde doğdum. Ben Yunus Emre'nin soyundanım. Karaman Kürtçi Mahallesi'nde Yunus Tekkesi'nin yanında olmamız sebebiyle ve orayla bir aile bağımız olması sebebiyle ileri senelerde Yunus Emre karşı bir yakınlık oldu. Şimdi Yunus Emre Tekkesi'nin Şeyh silsilesini, yani Yunus Emre Tekkesi'ni yöneten Postnişin ya da Şeyhlerin silsilesi Osmanlı kayıtlarına göre 1600 yılından, yani 1600'lerden 1920 yılına kadar Yunus Emre Tekkesi'nin Şeyhlerinin kaydı var. Ölümünün 700. yıl dönümünde UNESCO'nun 2021 yılını Yunus Emre yılı ilan etmesi, onun çağlar ötesinden gelen çığlığı, insanlığı insana, sevgiye ve barışa çağırıyor olmasıydı. UNESCO tarafından Hazreti Yunus'la ilgili 2021 yılının Hazreti Yunus'a atfedilmesi ve ülkemizde de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2021 yılı hem Yunus Emre'yi anma hem de Türkçe yılı ilan edildi. Tabii Yunus Emre hayatıyla, hayat öyküsüyle, eserleriyle ayrıca ele alınması gereken bir değer, bir şahsiyet. Onun hem hayat hikayesi, bu hayat hikayesinin menkıbelere yansıyan yönü, tarihi belgelerde bulunan ama insanların pek bilmeyen tarafı, pek bilmedikleri tarafı, hem bunlar hem de şiirleri, ilahileri, Risalet-ül Nusiye adlı öğütler manzumesi, ilahilerinden oluşan divanı hakikaten Yunus Emre'nin her anının, her sahnesinin bir değerler manzumesi olduğunu gösteriyor. Biz ne diyorduk? Karaman Türkçenin başkenti diyorduk. Biz ne diyorduk? Hazreti Yunus Karamanlı diyorduk. Hazreti Yunus bugün evrensel bir değer olduğu için ve önemli bir gezgin olduğu için aynı zamanda sadece söylediği şiirler değil, kendisi de diyar diyar dolaşmış bir insan olduğu için bugün ülkemizin pek çok noktası Hazreti Yunus'a sahip çıkıyor. Bu çok son derece normal. Hazreti Yunus bizim oralıdır diyen bugün ülkemizin pek çok noktasında memleketlerimiz var. Eskişehir Hazreti Yunus bizimdir diyor. Aksaray Hazreti Yunus bizimdir diyor. Bugün Manisa'ya giderseniz Hazreti Yunus'un makamıyla türbesiyle karşılaşırsınız. Biz de diyoruz ki bizim Yunus Karamanlı'dır. Anadolu'nun çok farklı yerlerinde Yunus Emre'ye atfedilen mezarlar var. Çok farklı yerlerde benimsenmiş bir insan. Neden? Çünkü Türk kültürünün böyle bir özelliği var. Türk kültüründe yaşamış, gerçekten yaşamış dahi olsa bazı karakterler, bazı kişiler menkıbevi karakterlere dönüşüyorlar zaman içerisinde. Biz böyle Karacaoğlan'ı biliyoruz, biz böyle Köroğlu'nu biliyoruz, biz böyle Nasrettin Hoca'yı biliyoruz. Yunus Emre'nin de bu diğer karakterler gibi menkıbevi bir noktaya ulaştığını söyleyebiliriz. O yüzden artık Yunus'un mezarının nerede olduğunun hiçbir önemi yok.
Yunus Emre şu anda bizim hepimizin gönlünde yaşıyor, kalbinde yaşıyor, beyninde yaşıyor. Biz onun şiirleriyle yönümüzü buluyoruz. O bizim artık bir rehberimiz, bize yön veren bir rehber yazdıklarıyla. Dolayısıyla Yunus Emre'yi nerede ararsınız, nerede bulursunuz dediğiniz zaman aranacak ve bulunacak bir tane yer var. O da hepimizin kalbi. Ona rahmet yerden yağar diyen Yunus için ölüm toprağa karışma, çürüme demektir. Halkana bu değerli oğlunu bağrına almasaydı ne adını bilirdik ne de bir tek sözünü. Bu yüzden Yunus Emre'nin makamı yüce gönüllerdedir.